Bazen geçmişi yeniden ziyaret edersiniz. Bazen de geçmiş sizi yeniden ziyaret eder. O anlarda hatıralarla gerçekler arasındaki sınır görünmez olabilir. Ve yine bazen geçmiş bir ayna gibidir. Yansımalardan gelecekte nasıl bir tehlikeyle karşılaşabileceğimizi görebiliriz. Genç mutant Ninja Kaplumbağalar, 90'lı yıllardan beri güncelliğini kaybetmeden yayımlanan bir çizgi film serisidir. Kısaca TMNT adıyla anılan bu seri, 1984 yılında ilk defa bir Amerikan çizgi romanı olarak ortaya çıktı. Ninja Kaplumbağaların yaratıcısı olan Kevin Eastman, bir gece rüyasında bir grup kaplumbağanın karate yaptığını gördü ve bu fikirle heyecanlandı. Birlikte çalıştığı arkadaşı Peter Allen ile bu fikri geliştirdiler ve ortaya Ninja Kaplumbağalar gibi efsane karakterler çıktı. Seri aslında dönemin süper kahramanlarının parodisini yapmak amacıyla ortaya atılmıştı. Ancak bu fikir çok beğenildi, çeşitli animasyonlara, çizgi filmlere dönüştürüldü ve henüz 22 yaşındaki Kevin'a büyük bir şöhret kazandırdı. TMNT her ne kadar çocuklar için hazırlanan bir çizgi film olsa da arka planında yetişkinleri de ilgilendiren derin felsefi temalar yatıyor. Hatta öyle ki bazı kesimler fazla ciddiye aldığı için yasaklanması gerektiğini savunmuştu. 90'lı yılların başında bazı Hristiyan aileler TMNT'nin New Age propagandası yaptığı ve çocukları İncil'den uzaklaştırdığı iddiasıyla çizgi filme karşı çıkmıştı. Oysa birazdan göreceğimiz gibi Ninja Kaplumbağalar, New Age denilen modern spiritüel zırvaları empoze etmiyordu. Kaplumbağalar, Doğu'nun çok daha kadim dini bir öğretisine mensuptu. Usta Splinter ve öğrencilerinin hayat felsefelerine geçmeden önce çizgi filmin öyküsüne ve öykünün ardındaki sembolik ifadelere değinmek gerekiyor. İyi yüreğin doğasında umut etmek vardır. Ninja Kaplumbağalar filmi, 4 kaplumbağa ve bir farenin kötülüğe karşı verdikleri mücadeleyi anlatan bir hikayedir. Bunlar Leonardo, Donatello, Rafael ve Michelangelo'dur. Başlarında ise Sensei Splinter dedikleri bir mutant fare bulunur. Usta Splinter ve ninjalar, Shredder adında saf kötülük olan bir iblise karşı savaşırlar. Bu savaşın çıkış şekli şöyledir. Vaktiyle Ultrom denilen bir ırka muhafızlık yapan Hamato Yoshi adındaki usta bir ninja, Orokusaki adında başka bir ninja tarafından onursuzca katledilir. Hamato Yoshi o zamanlar normal bir fare olan Usta Splinter'ın senseiydi. Orokusaki ise Shredder'ın kendisiydi ve Shredder aslında mahkum edilmiş bir Ultrom'du. Bu tuhaf ırk, yüzyıllar öncesinde başka galaksiden dünya gezegenine düşmüş ve yolunu kaybetmişti. Evlerine tekrar dönebilmek için TCRI adında gizli bir binada ışınlanma cihazı üzerinde çalışıyorlardı. Bir gün kazara bu yeşil sıvılardan birisi kanalizasyona düşer ve o sırada orada bulunan 4 yavru kaplumbağa ve fare Splinter'ın üzerine dökülür. Zaman içerisinde hem dış görünüşlerinde hem de zekalarında bir değişim meydana gelir ve sonunda insanlar kadar zeki canlılar olurlar. Usta Splinter, Sensei Yoshi'nin intikamını almak, dünyayı kötülükten kurtarmak için öğrencilerini ciddi eğitimlerden geçirir ve nihayetinde yetenekli mutant ninjalar dövüşmeye hazır hale gelirler. Çizgi filmin adında geçen mutant kavramı aslında bir dönüşümü ve evrimi ifade eder. Bu 4 kaplumbağanın Rönesans dönemindeki 4 büyük sanatçının adını taşıması oldukça anlamlıdır. Yazarın karakterlere bu isimleri vermesi onların bazı şeyleri temsil ettiği düşüncesini güçlendirir. Dolayısıyla çizgi filmin içeriğinde farklı dizgeler ve yan anlamlar olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu bağlamda mutasyon, toplumsal bir dönüşümü temsil eder. Bu toplumsal dönüşümün hümanizm olduğu açıktır. Çünkü adı geçen sanatçılardan önce Avrupa'da birçok hümanist düşünür, dönemin skolastik yani baskıcı felsefesini alaşağı edecek bir anlayışı ortaya çıkarmışlardı. Hümanizm akımı daha sonraları Hristiyan hümanizmini de doğuracak ve Katolik Kilisesi'nin otoritesi ciddi şekilde sarsılacaktı. Bu sarsıntıyla birlikte ise Protestan mezhebi doğacaktı. Katolik Kilisenin hümanistler karşısında kendini korumak için desteklediği Hristiyan hümanizmi ters sonuç vermiş ve Katoliklere rakip olacak farklı bir mezhebin yani Protestanlığın doğmasına sebep olmuştu. Bu durumun çizgi filmdeki temsili Shredder'ın Usta Yoshi'yi öldürmesiydi. Çünkü Shredder
ona zarar vermek isterken aslında kötülüklerine karşı direnebilecek daha güçlü bir rakip yaratmıştı. Bu yeni rakip Sensei Splinter ve Kaplumbağalar olacaktı. Burada Orta Çağ Katolik Kilisesi'ni Shredder temsil eder. Çünkü o karanlık işler çeviren, çoğunlukla bedensiz, ruhsuz ve tıpkı kilise gibi halktan kopuk bir varlıktı. Martin Luther'den önce birçok rahip Katolik Kilisesi'nin düşünceleriyle çeliştiği için bu hanedanlarca idam edilmişti. Ancak Luther, kilise karşıtı olan başka bir hanedan sayesinde idamdan kurtulmuş ve reform bildirisini yayımlamıştı. Bu açıdan düşünüldüğünde Usta Splinter hem yeni çağın temsili hem de yeni çağın düşünürlerini destekleyen burjuvazi olarak görülebilir. Usta Splinter aydınlığı, Shredder karanlığı, Usta Splinter düşünsel olanı, Shredder dinsel olanı temsil eder. Bu iki karakter sadece fiziksel olarak değişmemişlerdir. Aynı zamanda içsel bir dönüşüm de geçirmişlerdir. Mesela her ikisi de eski isimleriyle anılmazlar. Orokusaki, ben merkezli bir yaklaşımla kötülüğü temsil eden Shredder'a dönüşmüşken, Hamato Yoshi ise ruhunu bir nevi fareye devrederek iyiliği temsil eden Splinter'a dönüşmüştür. Splinter, kelime anlamı olarak parçalamak demektir. Mecazen, ortaçağ karanlığını bölen, parçalayan kişidir. Shredder ise kelime anlamı olarak doğramak, öğütmek demektir. Mecazen, yeni çağın aydın dünyasını karanlığında öğütmek isteyen kişidir. Dürüstlüğün ve onurun sadece kelime olmadıklarına inanarak büyüdüm. Ama onurlu bir yaşam sürmenin en büyük zorluğu şu ki bazen onun uğruna büyük bir bedel ödemeniz gerekebilir. Çizgi filmin öyküsünde kaplumbağaların dış dünyaya karşı savunmasız olduğundan söz edilir. Bu nedenle ninjutsu adlı dövüş sanatını öğrenirler. Nin görünmezlik, gizlilik anlamına gelir. Jutsu ise sanat demektir. Bir Japon savunma sanatı olan ninjutsunun amacı ezilen kitleyi güçlülere karşı korumaktır. Rönesans sanatçılarının dini içerikler barındıran eserler ortaya koymaları aslında bir anlamda özgür sanatçı ruhlarını gizlediklerini gösterir. Oğullarım, bu geceki eğitimimiz iki çok gerekli disiplin üzerinde yoğunlaşacak. Denge yöntemi ve tabii ki görünmezlik yöntemi. Leonardo ninja kaplumbağalar arasında en olgun olanı ve grubun lideridir. New York'ta yetişmiş bir kaplumbağa olmasına rağmen doğunun önderi bağlılık kabulünü benimsemiştir. Sanatçı Leonardo da Vinci ise Rönesans deyince akla gelen ilk isimdir. Leonardo'nun ve diğer Rönesans sanatçılarının sanat anlayışı daha sonraki yüzyıllarda geleneksel sanat olarak adlandırılacaktı. Bu açıdan bakıldığında ninja Leonardo'nun ve diğer kaplumbağaların Uzak Doğu geleneklerine bağlılıkları bu anlayışı temsil eder. Ninja Leonardo'nun geleneğe bağlılığı, sanatçı Leonardo'nun resimlerinde geleneksel ruhu yansıtmasını temsil eder. Da Vinci'nin en önemli eseri olan Mona Lisa tablosu, kaplumbağa Leonardo'nun eşsiz silahı katana ile sembolize edilir. Amacın gerçekten çok soylu Michelangelo. Ama kim olduğunu asla unutmamalısın. Sen bir ninjasın. Sen hep gölgede çalışırsın. Michelangelo kardeşler arasında en yaramaz olan ve söz dinlemeyendir. Ciddi ortamlarda bile şaka yapmayı seven bir yapısı vardır. Sanatçı Michelangelo da fevri, başına buyruk olan ve Rönesans'ın dik başlı sanatçısıydı. Resimlerinde başarılı olmasına rağmen kendisine ressam denilmesine karşı çıkmış, mektuplarının altına heykeltıraş Michelangelo şeklinde imza atmıştı. Sanatında o kadar başarılıymış ki Papa II. Julius ondan mezarını yaptırma sözü almış. Ancak sanatçımız bu sözünü tutmayıp Floransa'ya kaçmıştı. Oranın önde gelenleri Papa ile aralarının bozulmasına neden olacağından korkup Michelangelo'yu Roma'ya geri iade etmişlerdi. Ninja Michelangelo'nun Ninchako adlı bu riskli silahı kullanması anlamlıdır. Çünkü bu silah doğru kullanılmadığında rakipten çok kullanan kişiye zarar verir. Ninchako'nun belirli bir teknikle kullanılması gibi sanatçı Michelangelo da sanatını ustaca kullanıp bu muhteşem Davut heykelini yaratmıştı. Öfke bir canavardır ve seni için için yok eder. Rafael, gerçek bir savaşçı her konuda bir denge bulmasını bilmek zorunda. Rafael kardeşler arasında en asosyal ve gruptan uzak duranıdır.
Fakat geri planda kalmasına rağmen bazen Leonardo'yu bile yönlendirebiliyordu. Sanatçı Rafael de hem Papa'ya hem güçlü sanat koruyucularına kendini kolayca kabul ettirebilen biriydi. Küçük yaşta anne ve babasını kaybettiği için içine çekilmiş, kendi halinde bir mizac edinmişti. Kaplumbağa Rafael'e baktığımızda onun da kendi halinde bağımsız bir olduğunu görürüz. Rafael'in silahı Sai'dir. Uzak Doğu'da kullanılan bu savaş aleti gamalı haça benzer. Sanatçı Rafael'in kiliseye yakınlığı Sai adlı bu savaş aletiyle temsil edilir. Ayrıca onun Papa ile yakınlığını sağlayan etkili iletişim becerisi sanat alanında ilerlemesini sağlayan bir silah niteliğindedir. Benim adım Donatello ve bilim kaplumbağası olarak her şeyi araştırmayı severim. Donatello kardeşleri içinde en soğukkanlı ve en zeki olanıdır. Bilimsel konulara hakim, teknoloji ile arası iyidir. Heykeltıraş Donatello da ne Leonardo gibi hanedanlara bağlı, ne Michelangelo gibi deli dolu, ne de Rafael gibi açıkça bir kiliseye üyeydi. Sadece kendini işine vermiş bilge bir sanatçıydı. Gerçekten de Donatello, adı geçen bu diğer Rönesans sanatçılarından önce yaşamış ve çağını aşan çalışmaları kendisinden sonra gelen sanatçılara ilham vermişti. Bu ise çizgi filmdeki en bilge karakterin neden Donatello olduğunu gösteren anlamlı bir temsildi. Donatello'nun kullandığı silah diğerlerine göre daha az zarar veren bir sopadır. Sanatçının yaşadığı dönem olan erken Rönesans döneminde kilisenin otoritesi henüz sarsılmamıştı. Kaplumbağa Donatello'nun silahının ölümcül olmayan bir sopa olması bu durumu temsil eder. Genel olarak baktığımızda bütün kaplumbağalar Uzak Doğu geleneklerine saygılıydı. Hatta bu düşünce geleneğinden birisini hayat felsefeleri edinmişlerdi. Rönesans sanatçıları da dini içeriklerin olduğu eserler ortaya koyarak aslında bir anlamda kültürel bağlarından tümüyle kopmadıklarını gösterirlerdi. Onların ortaya koydukları eserler ileride geleneksel sanat olarak anılacak ve kendileri modern dünyanın bir parçası olacaklardı. Aynı şekilde ninja kaplumbağalar da Uzak Doğu'ya saygı duysalar da kitle iletişim araçlarıyla modern dünyanın bir parçası haline gelecek ve benim gibi çoğumuzun çocukluğunda büyük izler bırakacaktı. Bir sürü kavgada ter döktük ve hep zaferle çıktık. Ama neden biliyor musunuz? Birçok yargılama ve sınavdan sağ çıktın çünkü her zaman ninjutsu'nun yolunda ilerledik. Neyi bularak ve kullanarak çocuklar? İç kudretimizi mi? Evet Leonardo. Dikkatimizi sadece iç kudretimize vererek düşmanlarımızın üstesinden gelebiliriz. New York şehrinin kanalizasyonlarında yaşayan Sensei Splinter ve kaplumbağalar, dövüş sanatında uzmanlaşmak ve zihinlerini terbiye etmek amacıyla sık sık meditasyon tekniğini kullanırlar. Bu uygulama özellikle Budizmin bir uzantısı olan Zen Budizminde görülür. Hatta diyebiliriz ki Zen Budizmi tamamen meditasyondan ibarettir. Zen, Çin'e 6. yüzyılda Hindistan üzerinden gelmiş ve oradan 12. yüzyılda Japonya'ya ulaşmıştı. Amerika'ya ise 1840'lı yıllarda Çinli göçmenlerle gelmişti. Usta Splinter ve kaplumbağaların bu felsefeyle tanışmaları bu yolla olmuştur diyebiliriz. Zen, Japonca'da meditasyon anlamına gelen bir kelimedir. Meditasyon kelimesi, derin derin düşünmek, düşünmeye dalmak gibi anlamlar içerir. Zen'in vurguladığı şey ise, bir konu üzerinde derin derin düşünüp tefekkür etmek değil, zihni düşüncenin de ötesine taşımaktır. Yani hiçbir şey düşünmemektir. Düşünmüyor oluşunu da düşünmemektir. Budist dünyada meditasyonun nefes alıp verme teknikleri, oturma pozisyonları ve hayal gücüne dayanması gibi farklı teknik ve uygulamaları bulunur. Zen kutsal yazılar olmadan kelimelerin ve harflerin ötesinde doğrudan kişinin doğasını gören özel bir öğretidir. Zen bir mezhep değil, ruhsal bir deneyimdir. Splinter'ın oğullarına öğretmeye çalıştığı felsefeye baktığımızda onun kesinlikle bir Zen Budisti olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Splinter meditasyona çok önem verirdi ve bu durum savaşçılık özelliklerine de yansımıştı. Bir Zen Budisti olarak kaplumbağalarda üstadlarından bu ilmi alıyor, ninjutsu sanatında uzmanlaşmak için içselleştiriyorlardı. Zen okulunun ana felsefesi, her canlının Buda olma potansiyeli taşıdığı ve bu potansiyelin ancak meditasyon ile gerçekleşebileceğidir. Zen'in en temel amacı insanın iç derinliğini ortaya çıkarmaktır. İnsan iç derinliğine ulaştıkça
kendini sınırlayan prangalardan, şartlanmışlık ve bağımlılıklardan bütünüyle kurtulur. Böylece özgürlüğünü elde eder. İnsanı sınırlayan bu prangalar, korkularımız, kaygılarımız, geleceğe dair endişelerimiz olduğu gibi geçmiş saplantılarımız da olabilirdi. Sensei Splinter'ın geçmişe dair yaraları büyüktü. Her ne kadar içsel sükuneti sağlamış bir üstad olsa da, onun da unutamadığı bazı acılar vardı. Geçmiş başka bir ülkedir. Orada her şeyi daha farklı yaralar. Üstad Yoshi'yi düşündüğüm zaman kalbim acıyor.